Merhaba. Ay bunu sevmedim. Merhaba. Bugün anonim olarak gönderdiğiniz mesajları falan yalıtacağım. Bu kadar şey geldi. Hepsini SS almak zorundaydım. Çok korkunçtu. Neyse. Şimdi ilkiyle başlayacağım. Bunun için ilk bir şey yaptım. İndirdim bir uygulama. Fasistler'in Top Songs by Spotify. Spotify'da top şarkılarım ne? Onun için bu uygulamadan bakacağım şimdi. Birincisi Yok Yok Yalan Deme. Zor. Hoşça Kal Kadar. Bir Zamanlar Deli Gönlüm. Sen Olmazsan. Çok iyi bence. Evet. Diğerkine geçelim. Ay çok sıkıcı bir video olacak. Egal. Ne yapayım? Du bist super attraktiv. Danke. Almanya'da yaşadığın en büyük sorun ne? Alman olmamak. Gerçekten bu. Erkek arkadaşım var mı? Seni severek takip ediyorum. Erkek arkadaşım yok. Var gibi mi gözüküyor dışarıdan? Geht's dir gut? Ich mach mir Sorgen um dich. İyi misin? Dur çevireyim. İyi misin? Ha, nasıl? İyi misin? Zor. Senin için endişeleniyorum yazmış. Niye benim için endişeleniyorsun? İyiyim. İyiyim. Almanya'ya gelmeden önce bize Almanya hakkında bir şey söyleyecek olsaydın neler söylemek isterdin? 3 iyi, 3 kötü. 3 iyi. Parası güzel. 3 iyi ne olur? Mesela şey ikincisi. Bir yerden başka yere yani İki şehirden iki şehire çok kolay bir şekilde geçebiliyorsun. Türkiye'de ben hep Kütahya'daydım mesela. Hiç yani hiç değil de arkadaşımla buluşmak için başka şehire falan gitmiyordum. Burada hiç öyle değil. O güzel. Üçüncüsü liseden sonra istediğini yapabiliyorsun. Yani 10. sınıftan sonra istediğini yapabiliyorsun. Okumana falan gerek yok. Üç kötü olan şey Almanlar çok soğuk. Arkadaş bulmak zor ve ne? Irkçılık. Irkçılık bence. Tamam. Psikolojinin nasıl gidiyor yazmaya çalışmış. Ve spor yapıyor musun? İkisine alaka pek çözemedim ama. Psikolojim iyi gidiyor. Bu hafta biraz kötüydü. Olsun. Spor yapmıyorum. Yatıyorum hep. Yatıyorum yani. Başka ne yapacağım? Aşkım nerede yaşıyorsun? Almanya. Hessen. Frankfurt yakını. Adres verebilirim. Hediye yollamak isterseniz. Bana yazın. Şurada Instagram'ımı bırakacağım. Biraz da takipçi kazanayım değil mi? Dünyaya tekrar gelmek. Tekrar gelsen ne olarak gelmek isterdin? Gelmek istemezdim muhtemelen. Ama kesinlikle gelecek olsam ne olmak isterdim? Kedi olmak isterdim herhalde. Ama bu Almanya'daki kedilerden. Türkiye'dekiler sokakta kalıyor yazık. Almanya'da yaşayıp kedi olup mama beğenmemezlik yapardım muhtemelen. Almanya'da seni en çok ne zorluyor? Ne zorluyor? Türkiye özlemi zorluyor aslında. Çünkü bir dakika bu yamuk. Tamam. Türkiye özlemi zorluyor. Çünkü özlüyorsun yani vatanın. Ve 5 yıldır gitmiyorum ben. O yüzden özledim. Ama gitsem yapacağım tek şey anneannemle babaanneme gidip bir de Hafsa'ya gitmek. Başka yapacağım hiçbir şey yok. Yani bilmiyorum ben de gidip ne yapacağım. En değer verdiğin özellik hangisi? Özellik derken bunu pek anlamadım ben. Önceden okuyunca da. Şimdi. Samimiyet ya herhalde. Samimiyet. Evet ya samimiyet. Birisi samimi değilse ne yapayım yani? Hep yalan dolan hiç sevmem. Keşke bende de olsa dediğim bir özellik. Düşüneyim. Takmamazlık. Ya gerçi yok değil. Değil değil dur. Bilmiyorum. Ben olduğum gibi güzelim bence. Hayır değilim tabii. Ne ki? Her yere ayak uydurabiliyorum. Herkesle de anlaşırım aslında ama nerede ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani o olsa güzel olurdu.
Videolar çok sarıyor, sağ ol. Biliyorum. Nerelisin? Eskişehir. Benim annem de Eskişehirli, babam da Eskişehirli ve annemin kızlık soyadı da Köse. Şimdiki soyadı da Köse ama hiçbir akrabalık yok. Hiç tanışmamışlar bile. Babam Seyitgazili, annem Mahmudiye. Çokla, çok seviyorum la seni Delal Benza. Sağ ol Delal, ben de seni seviyorum. Çok güzelsin, seni çok seviyorum ve çok da tatlısın. Ben de inşallah Almanya'ya geleceğim. En büyük dileğim bu. Belki bir gün karşılaşırız. Betülcini. Sağ ol. Belki karşılaşırız. Yakınsan yazarsın, buluşuruz. Sağ ol. Seni de, ben de seni seviyorum derdim de tanımıyorum şimdi. Belki sevmem. Wie läuft es so bei dir diese Woche? Bu haftan nasıl gidiyor yazmış. Bu haftam çok kötüydü. Hep ağladım çünkü. Bazı insanlar keşke olmasa. Yani kötü insanlar niye var ki? Bak, yani bazı insanlar çok tuhaf. Bak, değer veriyorsun, tamam mı? O da sana değer veriyor. Sonra bir bakıyorsun bir ay sonra sen hala ona değer veriyorsun ama o hala sana değer vermiyor. Ne yaşıyorsunuz? Anlamıyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bugün kandil bu arada. Kandiliniz hayırlı olsun. Bana da dua edin. Şuraya bir Yasin koyayım şeyde. Dinleyin ama geçmeyin ha. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mursalin ala sıratin mustakim. Tenzilel azizirrahim. Litunzir kavmen ma unzir abâuhum fehum gafilun. Laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fehum la yu'minun. İnna ce'alna fi a'naqihim aglalan fehiye ilal adqani fehum muqmahun. Ve ce'alna min beyni eydihim sedden ve min khalfihim sedden feagşeynahum fehum la yubasirun. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Evet dinledik şimdi. Amin, Allah kabul etsin. Kanka seviyorum seni, aklıma bir şey gelmedi. Sağ ol, bu muhtemelen bir arkadaşım. Ben de seni seviyorumdur muhtemelen. Seni yansıttığını düşündüğün 5 kelime söyler misin? Yazıda kullanacağım. Yusuf bu sen misin? Bunu sen yazmışsındır muhtemelen diye düşünüyorum. Beni yansıttığını düşündüğüm 5 kelime
Komiyim bir kere. Komiyim. Komik. Başka ne var ya? Komik. Ya güvenilir. Sadığım. Bayağı sadığım. Bu kadar. Üç tane. Başka aklıma gelmedi. Gelirse şuraya yazarım. Depresyon, sosyal anksiyete ve benzeri yenmek için sana iyi gelen hobilerin, tavsiyelerin var mı? Şimdi bunu psikologla konuştuk. Videomu izlemiş abla. Psikologla konuştuk bunu. Mesela şey yapabilirsiniz. Ya ne kadar güzel. Aslında bu hiç sorun değil. Şey yapabilirsin. Vegan yoğurtlar var. Mesela ben gece uyuyamıyorum. Yani uyuma fonksiyonlarım yok gibi bir şey. O yüzden melatonin kullanıyorum. Yani hap. Her yerden alabiliyorsunuz. DM'de falan var. 5 euro falan. Uygun aslında. O bayağı işe yarıyor. Ama onu alacağınız zaman ışık olmaması lazım etrafta ki beyniniz gece olduğunu anlasın. Sonra ikinci olarak yapabileceğiniz şey, mesela gece uyuyamıyorsunuz, beyniniz susmuyor. Ben de genelde öyle oluyor. Şey yapabilirsiniz. 5, 4, 3, 2, 1 taktiğe. Ama ben bunları unuttum bir tık. Bak 5 tane, dur unuttum, yanlış bir şey demeyeyim. Yanlış bir şey dersem şuraya yazarım. 5 tane gördüğün bir şeyi düşünüyorsun ve içinden sesli söylüyorsun ya da dışından. Mesela ben şu an ne görüyorum? Kendimi görüyorum, tabletimi görüyorum, arkadaki fotoğrafları görüyorum falan. Beyninizi bu şekilde farklı şeylere yöneltiyorsunuz. Sonra 4 tane hissettiğiniz bir şey. Mesela ben şimdi halıya oturuyorum, halıyı hissediyorum. Sonra ne hissediyorum? Tabletimi hissediyorum. Yani dokunduğunuz şeyler. 3 tane kokladığımız mı, duyduğumuz? 3 tane duyduğumuz şey. Mesela üsttekiler kavga ediyor, onları duyuyorum. Kendimi duyuyorum. Bir de babam televizyon izliyor, onu duyuyorum. 2 tane kokladığımız şey. Mesela ne olabilir? Şu an banyo yaptım, saçlarım kokuyor. Ya da nevresiminiz kokuyordur falan öyle. Sonra bir tane de bir şeyi, mesela çikolatayı düşünüyorsunuz, çikolatanın tadını almaya çalışıyorsunuz. Öyle yapınca bir tık beyniniz farklı bir şey düşünüyor. O yüzden iyi oluyor. Ya da dur, ya da ne vardı? Ne vardı? Heh, nefes alma verme şeyi. Anksiyete de çok iyi oluyor. Şimdi şöyle 5 saniye çekiyorsun. 5 saniye miydi? Ya fark etmez aslında. 5 saniye çekiyorsun burnundan. Beş saniye tutuyorsun, 5 saniye, 5 saniye alıyorsun, 5 saniye tutuyorsun, 5 saniye veriyorsun. Yani böyleydi değil mi Nurhan abla? Böyleydi. Tamam. Sonra ne var mesela? Hobiler olarak puzzle yapabilirsiniz. Ben puzzle yapıyordum arada. Kafanı dağıtıyor yani. Dizi izleyebilirsiniz. Türk dizileri, Kızılcık Şerbeti ve bugün yeni bölümünü izledim. Alev nasıl hamile olabilir? Ve Apo'ya ne oldu? Göstermiyorlar hiç. Ha adam, lan adam kalp krizi geçirdi ya gerçekte. Allah'ım ya. Neyse işte. Hobilerim vardı. Voleybol oynuyordum. Bıraktım. Artık bir hobim yok. Gerçi var. Video çekiyorum. Başka hobim yok ama. Müzik dinlemek sayılmazsa. Başka yok. Aa, bir de şiir yazıyorum. Bakın şiirlerimi şuraya koyacağım arayla. Çok çok seviyorum yazmayı. Arada yazıyorum öyle. Ama sessiz olun. Başkası için şiir yazmayın. Nokta. Diğer soru. Türkçe rap, pop veya müzikte sevdiğin 4 şarkı nedir? Heh. Şimdi Türkçe olarak bakacaksak şimdi bir bakalım. Yeni keşfettiklerimden şey yapacağım ki herkes aynı şeyleri duymasın ve yeni şeyler keşfetsin. Mesela Erkin Koray Tek Başına. Çok iyi. Sonra Karamel Macchiato'dan yeni çıkan Derdin Derdime Hep. Çok üzüyor bu beni, şarkı beni. Oyuncak Çaresinci. Bir de Kırık Oyuncak var, o da çok güzel. Yine Gel Son 4.
gelin lütfen artık. Yine gelin. Sonra iz bırakanlar unutulmaz Vega. Ay bakın bunu kesin bilmeniz lazım. Kiss in Taksim Square. Buraya koyacağım her şeyi. Çok iyi. Sonra Türkiye'yi anlatan bir şarkı var, Demokrasi. Bakın dur. Bunun şeyini nasıl görüyorum ya? Heh. Bak diyor ki şarkı. Diyor ki abimiz. Bizim ampul gelir aşka. Oynar götü başı her gün başka. Kana doymuş, gözü doymuş olan olmuş. Habire yasta. Abi ne diyorsun sen? Niye bu kadar haklı? Neyse bu kadar yeter, tamam. 4 şarkıdan fazla oldu. Dinleyin. Ve beni Spotify'dan takip edin. Ben de size ederim. Tanıyorsam. Kaç yaşındasın? 17'yim. 23 Nisan 2006. Manisa Soma doğumluyum. Yani 23 Nisan'da 18 olacağım. O kadar. Sevgilim var mı? Yok. Gerçekten var gibi mi gözüküyor? Yok sevgilim. YouTube gerçekten ne amaçla girdi? YouTube'a gerçekten ne amaçla girdim ve hedefimde. Şimdi gerçek amaçla girmemin bir sebebi yok. Sadece ben videolar çekiyordum ki genelde arkadaşlarım benim uzakta oturuyor. Sadece arkadaşlarım için çekiyordum ben. Bir de sıkılıyordum ve böyle çekiyordum öyle. Arkadaşlarıma atıyordum. Onlar da izleyip yorum yapıyordu. Ya da bazen buluşunca kendimiz beraber çekiyorduk. Eğleniyorduk. Sonra bir baktım bir video tuttu. Ne oluyor dedim. Sonra bir içime bir ego geldi. Şimdi ünlü hissediyorum kendimi. Gerçekten bir abone olunca kendimi bir farklı hissettim. Bir önemli hissettim. Neyse. Hedefim, bir hedefim olarak girmedim aslında. Ama hedefim, bilmiyorum. Daha çok insana hitap etmek sanırım. Çok güzelsin bebek. Son videonu izledim ve seni mutlu görünce ben de çok mutlu oldum. Bundan sonra tüm güzellikler seni bulur umarım. Danke. İnsanın yaşamaya devam etmeyi sürdürmek için 8 kez büyüyüp gelişebilmek için 12 kez kucaklaşmaya ihtiyacı varmış. Sana 13 kucak dolusu sarılma yolluyorum. Böyle insanlar çok tatlı ama 12 kez kucaklaşma yani çok fazla değil mi? Kaldı 12. Teşekkür ederim. Du bist so süß. Danke. Çekmeyi düşündüğüm video içerikleri var mı? Varsa neler? Var ve niye söyleyeyim? Niye spoiler vereyim? Ama öyle o çok bir şey beklemeyin. Şu şey gelecek. 1K kutlama videosu gelecek. İnsanlarla buluşup Frankfurt'ta onun videosunu çekeceğim. Başka söylemem. Almanya'ya taşındım, her şeyi anlıyorum ama konuşmaya korkuyorum, çekiniyorum. Nasıl bunu yeneceğim? Ben dur tamam. Ben de öyleydim. Ben de anlıyordum. Konuşabiliyordum aslında ama korkuyordum genelde insanlar. Çünkü hep benim yanlışıma odaklanıyordu. Yani öyle olunca da sürekli hiç konuşmuyorsun. Arkadaşın da olmuyor öyle olunca. Bunu nasıl yenebilirsin? Bilmiyorum. Ben nasıl yendim? Sınıfımı değiştirdim ben. Öyle yendim. Şükür. Nasıl yeneceğim bilmiyorum. Bilmiyorum. Forum blog istiyorum. DMHM falan filan. O falan bir kere. Ben gidip bir yerden deneyip alışveriş yapan biri değilim. DM tabii ki gidiyorum ama internetten sipariş ediyorum genelde. Bir de onları gitmek için zaman falan harcamayı sevmiyorum. Ama istenirse çekerim. Ama sıkıcı olur yani. Neyi çekeceğim böyle? Kıyafetlerimi çekeceğim. Çok sıkıcı olur. Olmaz mı? Olur. Ve seni annemin TL'den, tabletten ve telefondan takip ediyorum. Teşekkürler. Möchtest du irgendwann mal Kinder haben? Ha, Kinder. İleride bir zaman çocuk istiyor musun diyor. Bilmiyorum dostum. Benim sevgilim bile yok daha. Bilmiyorum yani.
Menemen soğanlı mı soğansız mı yenir? Tabii ki soğansız. Çünkü soğan bozar. Onu bozar. Ama soğanı böyle kıt 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 yaparsın. İp ince yaparsın. İncecik küçücük yaparsın. Ya da blenderdan geçirirsin. O zaman okey. Böyle ağzına kat 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 gelmez. O zaman okey. Ve bitti. Oy. 17 dakika oldu. Bir de içine Yasin girecek. Neyse izlersiniz işte. Bizim ampul gelir aşka. Oynar güt başı her gün başka. Tamam görüşürüz. Bakın. Ay bakın. Çok güzel. Tamam. Görüşürüz.